Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu tabii ki de iPhone 12 aldım. Artlist o zaman ne yapalım? Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Söylediğim gibi tam bir yıl sonra yeni telefon aldım, bir göz çekiyorum. Ekonomi kötü yeğenim falan, gelmeyin bu oyunlara arkadaşlar, ekonomi çok iyi ya. Bu pahalılıkta telefon alıyoruz ya. Evet arkadaşlar, neyse şaka maka, ben bu telefonu yeni almadım. Ben bu telefonu alalı tam olarak aylar oluyor. Bu Apple satışları kapatmıştı ya, hani satışlar yoktu, mağazalarda hiçbir şekilde telefonlar yoktu, kaldırılmıştı. Herkes zamlı fiyatlardan satacağız. Ha işte ben de o dönemde aldım. Dedim ki yatırım. Ama arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Böyle oyunlara gelmeyin. Neyse, Amerika'nın oyunları bunlar, hep Apple'ın oyunları bunlar. Neyse, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir iPhone 12. Ben bu videoyu şu anda eski telefonum iPhone 11'e çekiyorum. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki artık kullanmadığımdan söz ettim. Miş miydim acaba? Onu da hatırlamıyorum. Neyse, ben bu videoyu iPhone 11'e çekiyorum. Burada da iPhone 12 var. iPhone 11 aldığım videosunda biliyorsunuz ki 11'den önceki telefonum 8 Plus'la çekmiştim. Evet, 8 Plus'la çekmiştim. Wow! Evet, şimdi de iPhone 11'de çekiyorum. Artık iPhone 13 aldım ya da iPhone 14 aldım videosunda iPhone 12'de çektim. Şaka şaka. Arkadaşlar, aslında olaylar nasıl oldu biliyor musunuz? Şimdi ben iPhone 11'i kullanıyordum. Çok memnundum. Hiçbir sıkıntısı yoktu ama babamlarla konuştuk falan. Yani işte bayağı dolar artıyor falan, işte hani bir ihtiyaç olacak falan. Dedim ki ben iPhone 13 alayım. iPhone 13 almak için çıktık. O mağazadan o mağazaya koşturuyoruz. Koştur, koştur, koştur. Çılgınlar gibi yine telefon alacağım. En son telefonu. Ali sakin ol. Ben sakin değilim ama. En son çıkmış telefon alacağım falan filan derken aradık. Yok. Çorlu'da hiçbir yerde iPhone 13 yok. iPhone 12. Ben bu telefonu aldığım zaman 11.500 TL falandı. iPhone 13 11.999 TL falan, yani arada bir yaklaşık 400-500 lira bir fark vardı. Ve ben hiçbir yerde o telefonu bulamadım. Çünkü Apple satışları kapatmıştı, zam getirmişti. Tarihte ilk defa Apple fiyatlara zam yapacaktı. Çünkü dolar artık ülkemizde uçup gidiyordu ki sonra daha da uçtu falan, sonra düştü. Neyse, bunlar Amerika'nın oyunları arkadaşlar. Bu konulara girmeyeceğiz. İşte iPhone'u çalmak için çıktım babamla beraber. Koşturuyoruz falan, hiçbir şekilde bulamadık. Ne oldu peki? iPhone 12 bulduk. Onu da zar zor olduk. Gerçekten. Beyaz rengine bir siyah bir beyaz kalmıştı galiba. 12 mükemmel bir telefon. Çok güzel bir telefon. Çok güzel gerçekten. Her açıdan gece çekimleri, gece fotoğrafı, geniş açı kamerası, videosu falan, her şeyi çok güzel. Upuzun bir süre oldu ben bu telefonu alalı ve size daha yeni videosunu çekiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel deneyimledim telefonu, çok güzel kullandım. Programlar indirdim, paralı programlar kullandım fotoğraf çekmek için. Ondan sonra video özelliklerini test ettim. Zaten şimdi birazdan hepsini size göstereceğim, izleteceğim. O zaman şöyle hızlıca iPhone 12 ile çektiğim videoları ve fotoğrafları görelim. Ve sonrasında da size tecrübelerimden bahsedeyim ve kılıflarımı göstereyim. Evet, hadi bakalım. O zaman izleyelim, görelim performansı nasılmış bakalım. Keşke ben de güneş gözlüklerimi taksaydım. Thank you.
Bucketlist.io. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Artlist.io. Geldiniz mi? Burada mısınız? Ne ara geldiniz, izlediniz ya? Nasıl? Beğendiniz mi? Ben gerçekten çok beğendim. Bence çok güzel yani. Fotoğraf... Çıkartmayı unuttum. Evet, bence performansı çok iyi. Yani kamera ve video konusunda gerçekten çok iyi bir telefon. Yani hele özellikle geniş açısı ve gece modu çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çıkarttığım fotoğrafları falan görmüşsünüzdür. İşte satın aldığım programla çektiğim fotoğrafı görmüşsünüzdür. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar size hemen basitçe şöyle şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu arada ben bildiğiniz üzere inceleme kanalı değilim. Teknoloji kanalı değilim. Ben bir spor kanalıyım. Sadece bu telefonu satın aldım, kullandım. Uzun süredir kullanıyorum ve bunun hakkında tecrübelerimi normal bir vatandaş, hatta bir sporcu olarak, bir ekstrem sporcusu olarak size tecrübelerimi paylaşacağım. Evet, köşeli bir tasarım var. Ben bu köşeli tasarım olayını çok beğendim. Bu arada iPhone 11'e göre daha küçük bir telefon alacaklar için söyleyeyim. Yani böyle ele daha çok oturuyor kullanırken falan. Sonra biliyorsunuz iPhone 11'de de iki kamera var, iPhone 12'de de iki kamera var. Fakat iPhone 12'de değiştirdikleri ve benim hoşuma giden en güzel özellik ne biliyor musunuz? Kameraların yeri değişmiş. Bu normalde iPhone 11'de normal kamera, bu da ultra geniş açı lensi. Normal lens, yani geniş açı lens, bu da ultra geniş açı lens. Öyle geçiyordu sanırım. Ama iPhone 12'de bu geniş açı lensi, bu normal lens. Yani normal fotoğrafları çektiğimiz, portre modunu çektiğimiz falan kamerası bu. Bu üstteki de geniş açı lens. Neden? Ben şu yüzden düşünüyorum. Biliyorsunuz insanlar böyle eliyle falan, elini tutarak videolar, fotoğraflar falan çekiyor. Ve geniş açı lens aşağıda olduğu için parmağını algılıyor. Bu yüzden yüksek ihtimalle üste koymuşlar geniş açı lensini. Ve bu sayede ben normal tutarak, arkadaşlarım biliyorsunuz parkur spor yapıyorum. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Birbirimizi biz böyle video çekiyoruz. Böyle video çektiğimiz zaman bu... Üstteki geniş açı lensi hiçbir şekilde bizim elimizi, parmağımızı görmüyor, algılamıyor. Ben bu özelliği gerçekten çok beğendim. Sonrasında geniş açı lensten bahsettik. Geniş açı lensi gerçekten çok güzel. Daha karanlık ortamlarda da çok fazla ışık alıyor. Şimdi ben size teknik bilgilerden bahsetmeyeceğim. Bunu yapan zaten dediğim gibi bir sürü profesyonel, yani bu işi yapan kanal var. Tecrübeli, bilgili. Onlardan izleyebilirsiniz iPhone 12'nin özelliklerini. Normal kamerası da çok güzel.
Yani dediğim gibi Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bunun dışında YouTube'da paylaştığım bir videom vardı. Yarışmaya gittim, parkur yarışmasına gittim diye. O videonun tamamını iPhone 12 ile çektim. Eğer izlediyseniz, ondan önceki videolarımı iPhone 11 ile çektim. En son paylaştığım bir videom var. Biliyorsunuz okulda işte takla şov diye o videomu da iPhone 11 ile çekmiştim. Evet, şimdi o zaman kılıflara geçelim. Bakalım burada neler var. Telefonu ilk aldığımda şu kılıfı kullanıyordum. Bunun arkasına şey taktım, arabaya yapıştırmak için. Sonra işte bunu geçenlerde açtım, canım istedi. Sonra bunu gidip aldım. İşte burada kartlık yeri falan olan çok güzel bir kılıf. Bir ara bunu kullanıyordum. İşte bu şu açıdan çok güzel. Şöyle şey falan var. İşte duruyor. Ondan sonra kart koyabiliyorsun. İşte televizyon izlerken. Sert bir kılıf. Güzel. İlk aldığım kılıflardan birisi buydu. Hani bunu da çok beğeniyorum. Böyle şeffaf. Burada işte kameraları koruyor. Sonra bunu almıştım. Sonra gittim bunu aldım. Bu da yeni sayılır. Bu kılıf çok hoşuma gitmişti. Bu da onun koyu rengi. Ondan sonra şu düz. Uf, şu çok hoşuma gidiyor. Bulutlu böyle. Siyah. Bayılıyorum bu kılıfa. Bu kırmızı da çok güzel. Biraz daha böyle şey bir kılıf. Sert. Bu ilk aldığım kılıflardan. Bu direkt böyle şey bir kılıf işte. Basit. Bu da en sevdiğim kılıflardan bir tanesi. Böyle deri. Aldığım kılıfların en pahalısı bu sanırım. Aynen. iPhone 11'de de deli gibi kılıf aldım. Bir sürü kılıfım vardı. 12'de de aldım. Almaya da devam edeceğim. Kılıfçı dükkanı açacak kadar. Çünkü ben kılıfları çok seviyorum. Yani ben tam bir kılıf hastasıyım. Evet arkadaşlar, o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi iPhone 12, ben ve benim odam sizin karşınızdaydık hep birlikte. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir sonraki videomu kaçırmamak için zile basmayı sakın unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.